En sık sorduğun sorulardan bir tanesi de HPV nedir, nasıl bulaşır, tedavisi ne? Arkadaşlar HPV bir virüs. Nasıl bulaşır? Cinsel yolda bulaşır. Ya bir erkekten bulaşır, ya bir kadından bulaşır. Sizin tek eşli olmanız yetmez. Birlikte olduğunuz partnerinizin hayatına birden fazla insan girmişse oradan alır, taşır, size getirir. Vücudunuzun direnci düştüğünde de size sıkıntı yaratabilir. Şimdi bu HPV'nin 100'den fazla tipi var. Fakat bunlardan rahim ağzı kanseri yapan birkaç tane. 16, 18, 31 gibi. Bunlar yüksek riskli yaparlar. Neredeyse %75 ile 90'ından sorumlu rahim ağzı kanserlerinin ve arkadaşlar HPV'yi kaptığınız anda da pat diye kanser olmuyorsunuz. Bu uzunca bir zaman alır. Yani çok ihmal etmeniz lazım. Düzenli aralıklarla simir yaptırmanız lazım. Eğer her şey yolundaysa 2 yılda bir ya da 3 yılda bir yaptığınız simirler kafi. Ama eğer riskli ilişkileriniz varsa ya da birlikte olduğunuz partnerinize, eşinize güvenmiyorsanız bunun sıklığını birazcık daha erkene alabiliriz. Biz genel olarak 21 yaşından itibaren her kadına rahim ağzı tarama testi dediğimiz simir testini öneriyoruz. Halk arasında simir, sinir gibi laflar da söylenir. İşte sürüntü aldı, örnek aldı vesaire gibi. Muhakkak simir yaptırmanız önerilir. Bu simirde eğer hücresel bozukluk görürsek biz orada HPV'yi ararız. HPV sadece rahim ağzı kanseri mi yapar? Hayır değil. Erkekte de kadında da sihirler yapar arkadaşlar. Erkekte peniste, kadında vajanızın dış kısmında böyle küçük 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 sihirler yapabilir. Fakat bunu yapan tarzı böyle kanserleşen tarz değil. Yani kanserleşen HPV tipi sihir yapan tip değildir. Fakat her ne olursa olsun dediğim gibi bir şey gördünüz, bir şeyden şüphelendiniz ya da hiçbir şeyiniz yoksa bile düzenli kontrollerinizi ve simirlerinizi ihmal etmeyin. Tedaviye gelince, tedavi hastalığın hangi evresine bağlı olduğunuza göre değişir. Eğer sadece sihirler varsa yakarız geçer. Eğer evre 1 ise, yani daha doğrusu şöyle, birinci derecedeyse ve yaşınız gençse takip edebiliriz. 1'in üstünde ve yaşınız 28'in üstündeyse biyopsilere kadar varan bir takım işlemleri yapmamız gerekebilir. Velev ki kötü bir şey bulduk. Ne yapıyoruz? Erken tanı koyduğumuz sürece sevgili arkadaşlarım, her şeyin bir çözümü var. Siz lütfen takibi, taramayı ihmal etmeyin.